Özür dileyerek şunu söyleyebilirim, katılırsınız diye düşünüyorum. İnsanın fakirliği arzuladığı en önemli nokta da hani o acziyetini bilip o muhtaçlığını hissettiği an fakir olmak istiyor hakikaten. Yani tabii bu inananlar açısından söylüyorum. Çünkü kendinin muhtaç bir varlık olduğunu, aciz bir varlık olduğunu bilmek samimi olarak iman eden insanlar için zevkli bir şey. Tabii ki. Diye düşünüyorum. Çünkü biz şeyi görüyoruz yani böyle bir düşünceyle. Yani çözüm, bizim en büyük dertlerimizin çözümü, bizim kendi gücümüzde, kendi pazu gücümüzde, kendi mal gücümüzde, kendi beyin gücümüzde değil. Bizim en önemli dertlerimizin çözümü tamamen Allah'ın kudretiyle bizi lütuf etmesiyle olur. Biz hayatı da kendi gücümüzle kazanmadık. Şu anda hayat gibi büyük bir nimeti kullanıyoruz. Biz öldükten sonra var olabilmemiz, bizi dünyadaki hiçbir gücümüz onu sağlayamaz öldükten sonra var olmamız. Eğer ki Allah bunu bize lütfetmezse. Demin söylediğimiz gibi biz bu dünyadaki banka havalesi yaparak, hani ahirette de bir bankaya bu dünyadaki malımızı havale etmemiz de mümkün değil. Yani eğer ki öldükten sonra belli malımız, mülkümüz, belli şeylerimiz olsun istiyorsak. Sevdiklerimizi de kendimiz kurtaramayız. Ona da gücümüz yetmez. O açıdan bakarsak biz zaten aciziz, zaten fakiriz. Kur'an'da da geçiyor zaten ayette. Ama bu güzel bir fakirlik işte. Sizler fakirsiniz, evet. Zengin olan Allah'tır. Anladım. Çünkü bütün malın, mülkün, hayatın, ölümün hepsinin sahibi Allah. Bu şekilde olaya baktığımızda tabii ki Müslüman bundan bir zevk alır. Zaten tevekkül dediğimiz şey de bununla alakalıdır. Zevk aldığı şey kendi güçsüzlüğüne karşı bütün her şeye gücü yeten olan Allah'ın varlığını bilmesindedir. Çünkü bir ateist de aslında kendi güçsüzlüğünü eğer düşünürse anlayabilir. Fakat ateistin bunu anlaması aslında kendisini nihilizme götürür. Çünkü kendi güçsüzlüğünü de anladıktan sonra o zaman insanın dertlerini çözebilecek hiçbir güç yoktur bu dünyada. Mutlak olarak zaten Nietzsche gibi, Sartre gibi felsefeciler bunları anladığında, özellikle Nietzsche'nin işte satırlarında nihilizme nasıl yolun gittiğini görebilirsiniz. Artık sizi kurtaracak hiçbir güç yoktur. Dünyaya anlam verecek, manayı kuracak hiçbir güç yoktur. Siz kendi güçsüzlüğünü anladığınız anlamda. Bu ateist için bile bence zor bir şey değil. Fakat inanan bir insan bunu anladığında kendi güçsüzlüğünü önemseyecek bir şey yok. Kendi güçsüzdür ama Allah güçlüdür. Her şeyi veren de Allah'tır. O yüzden ona tevekkül eder, ona sığınır. Zaten bugüne kadar sahip olduğu her şeyi ona vermişti. Bu Müslüman içinde bir zul değildir Allah'a sığınmak. Çünkü zaten kendi varlığının sebebi Allah'tır. O Müslüman için bir zevktir o tevekkül. Allah'a sığınmak. Ve hem bir rasyonalitenin gereğidir, mantığın gereğidir. Hem bir Müslüman için gönlün de gereğidir. Çünkü zaten kendi gönlünü, işitmesini, görmesini, yakınlarının hepsini Allah sayesinde sahip olduğunu bilen Müslüman, Allah'ın bu kudretinin farkına vardığında bir Müslüman için bu olağanüstü bir haz meselesidir. Fakat bunu anlayamayan bir ateist için Allah'ın varlığını kendi varlığına tehdit olarak algılar yanlış bir şekilde. Kendi varlığını, kendi istediklerini yapamayacağını kısıtlayacak bir varlık olarak görür. Böyle çok yüzeysel bir bakış açısıdır bu. Oysa bir Müslüman Allah'ın kudretini anladığı zaman kendi güçsüzlüğüne karşı olağanüstü bir haz nedenidir bu. Çünkü artık ümitsizliğin olmadığını anlamıştır. Gevşemeyin, üzülmeyin, inanıyorsanız üstün gelecek sizsiniz. Demin bahsettiğimiz ayetin neden gerçek olduğunu anlamıştır. Üstünlüğün bu dünyada işte kariyerlerle, şirketlerde, hiyerarşide, banka hesabının şişkinliğinde, etrafındakilerin yok beyefendiler, yok profesör, yok şu bu falan böyle ünvanlar takmakta olduğunu değil. Allah'ın kendine salih kulum ünvanını takmasında üstünlüğün olduğunu anlamıştır. Yani burada bir